Ceylan Sever Habertürk muhabiri canlı yayında karşımızda. Hem nerede olduğunu soralım hem de bugün başlatılan bu yeniden inşaat çalışması ile ilgili bilgiler de var Ceylan'da. Onunla ilgili de bize durumu aktaracak. Seni dinliyoruz Ceylan. Serap Belet, biz Antakya'nın merkezi noktalarından birinde Kurtuluş Caddesi'nin üzerindeyiz. Hatta arkamızda Habibi Neccar Camii var. Diğer tarafında yine o tarihi yapıların, yıkıntıların arasındayız. Ne yazık ki biliyorsunuz Antakya tamamen Antakya merkezi, Defne ilçesi, Samandağ'ın bir bölümü tamamen yıkılmış durumda. Ve senin de dediğin gibi artık bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu toplu konut projeleri başladı TOKİ eliyle ve bugün ilk kazma vuruldu 855'i için ve bu kazmanın vurulduğu yerse Gaziantep. 11 il için başladı bu çalışmalar. 11 il için ekipler önce işte zemin etüt çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalar devam ediyor ve şehirlerde belli başlı noktalar belirlendi. Şimdi Hatay nezdinde konuşacak olursak Antakya'ya yarım saat uzaklıkta olan Gülderen Mahallesi ve yine Antakya'ya yaklaşık 15 dakika mesafede olan Dikmece Mahallesi belirlendi. Yeni konutların yapılacağı yer olarak. Peki burası neresi? Konum olarak nerede? Biliyorsunuz Antakya aslında biraz daha ova olan bir bölüm. Yani denize daha yakın, Asi Nehri'ne daha yakın olan bir bölüm. Bu söylediğimiz mahallelerse daha çok dağlık alanda, dağ tarafında. Yeni konutların zeminin daha sağlam olması nedeniyle ilk olarak belirlenen yerleri burası. Biz kameraman arkadaşlarımız Alpcan Sayılı ve Hasan Dönmez'le birlikte bugün o mahalleleri yerinde inceledik. Bu belirlenen noktayı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belirlenen noktasına yerinde baktık. Şimdi bunlara mahalle diyoruz ancak eski haliyle bunların hepsi birer köydü. Bunu böyle düşünmek lazım ve köy olarak baktığımızda yapıların hepsi en fazla iki katlı olarak yapılmış. Hepsi müstakil evler, işte hepsinin verandası var. Bu tip köy evleri de eğer yıkılmışsa ve acil yıkılacak olarak belirlenmişse bu tip köy evleri de yine aslında uygun olarak planlanıyor. Verandası olacak, tek katlı olacak ya da işte iki katlıysa iki katlı olacak en fazla. Toplu konutun belirlediği inşa süreci ise bu dağlık kayalık alanlarda en fazla 4 kat olabilecek ve zeminde dükkan olmayacak. Bu evlerde daha çok şehirlerin planlamasına uygun olarak tasarlanacağı belirtildi Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan. Daha çok yatay mimari olacak. İşte Hatay'ın demografisini de bozmayacak şekilde yapılması tasarlanıyor. Şimdi zemin etüt çalışmaları henüz tam olarak tamamlanmadı. Evet, ilk kazma vuruldu 855 konut için Gaziantep'te ama diğer şehirlerde de yine orada da aynı çalışmalar devam ediyor, zemin etüt çalışmaları. Bunlar tamamlandığında yani Gülderen Mahallesi, Dikmece Mahallesi özelinde bakacak olursak şu an için burası belirlenmiş bir nokta ancak kesin değil. Bilim insanları, işte buranın STK'ları, belediyeleri, bakanla bir araya geldiler. İşte nasıl olabilir? Buranın bir kültürü var tabii bütün şehirlerin öyle. İşte hem sosyal hem işte dini açıdan tüm konular ele alınarak bir planlama yapılacak Ceylan, burada. Kemal tamam biz konut olarak düşünüyoruz bunu. Evet. Ama sadece konut mu? Evet, buyurun. Tabii Kemal, buyurun. Bu çalışmaların haricinde bir şey sormak istiyorum. Bulunduğun yer Antakya merkezi en çok yıkımın olduğu yer. Orada cenazelerin tamamı çıkartıldı mı enkazların altından? En çok oradayken bize gelen talepler bunlardı. Onlar tamamlandı mı acaba? Şimdi Kemal Bey aslında bununla ilgili net konuşmak doğru olmaz. Neden olmaz? Enkaz kaldırmalar devam ederken bir yandan taramalı bir şekilde devam ettiği için bunlar... Cenazelere, hayatını kaybetmiş insanlara ulaşılabiliyor.
bazı noktalarda. Mesela biz bugün Rönesans Rezidans'a bir daha gittik. O çok tartışmalı olan noktaya. Evet. Artık zemine kadar inilmişti. Enkaz kaldırması devam ederken dün yaklaşık 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı söylendi. Bu enkaz kaldırmalar, hadi kepçeler girdi, hepsini kaldıralım, paldır küldür olarak yapılmıyor. Hiçbir yıkıntıda, hiçbir enkazda bu yapılmaz. Bundan önceki depremlerde de yapılmadı. Taramalı bir şekilde kaldırma yöntemi yapılıyor. Yani mesela Rönesans Rezidans'ta ortalama 1000 kişi yaşıyorsa ve 1000 kişiye de ulaşıldığı düşünülüyorsa, yine de kaldırma işlemi taramalı yapılır ki o binada, o konutta evet, yani şimdi şöyle ki insanlar evet ulaşıyorlar. İşte mesela çok kayıp var. İnanılmaz fazla kayıp var. İnanılmaz fazla kayıp çağrıları oluyor. Yetkili makamlara gidip insanlar başvurularda bulunuyorlar. DNA'larını bırakıyorlar. Hastanelere gidiyorlar, arıyorlar. Ve hala da ben yakınımı kaldığı binada bulamadım diyen insanlar da var. Bunun yanı sıra bir de şöyle bir durum oluyor. O enkazda yaşamayan biri de onun altında kalmış olabilir. Bina üstüne devrilmiş olabilir. Ya da o binanın altında soluklanan bir evsiz olabilir. Evet, misafir olan biri olabilir, ancak orada oturduğunu, ya oraya misafirliğe gittiğini yakınları bilmiyordur. Belki de yabancı biridir. Bunun için kaldırmalı bir şekilde, yani taramalı bir şekilde enkaz kaldırma işlemi yapılır ki belki hayatını kaybetmiş başka biri o an orada bulunabilir. O yüzden net bir şekilde bu enkazlar bitene kadar artık hayatını kaybeden insanların hepsi bulundu, tamamlandı diyemeyiz. Evet. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı Ceylan? Oradan. Şunu söyleyelim, sizin de dediğiniz gibi tabii Çevre Şehircilik Bakanlığı iller bazında birçok rakam açıkladı. Siz zaten bunları konuşursunuz. Evet. Bu zemin etüt çalışmaları devam ediyor belirlenen noktalarda. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile konuştuğumuzda bunun teyidini aldık. Evet, bu mahalleler, bu noktalar belirlendi. Ancak buralar kesin de olmayabilir. Önce bir çalışmalar tamamlansın, sonra bakalım. Ancak şu bir gerçek ki ovalardan dağlara doğru bir gidiş var. Yeni konut projelerinde, yani daha kayalık bölgelere doğru yeni konutların inşası noktasında bir anlayış söz konusu. İşte 3+1, 2+1 şeklinde yapılacak evler. En fazla 4 katlı olacak. Daha fazla kat verilmeyecek. Hı hı. İşte girişinde dükkan olmayacak. İşte eğer bu bir köy evi ise köy evine uygun şekilde yapılacak. Bunların bir kısmının, yaklaşık 14 binden fazlasının da imza sözleşme süreci şu an devam ediyor. Bunlar da yapıldıktan sonra Hatay'da örneğin 40 bin konut için Nisan ve Mayıs ayında artık kazmanın vurulması bekleniyor. Ama zemin etüt çalışmaları da bir yandan hızla devam ediyor. Diğer şehirlerde de keza evet. Öyle. Evet. Ceylan Sever, çok teşekkürler. Kolay teşekkürler. Gelsin. Gün kolay boyu gelsin. Yayınlarla ekrandaydın. Bize de bilgi verdin başlarken. Kolaylıklar diliyorum.